Agalarım, herkese selamlar. 24, 25 ve 26 Eylül 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle bir adet ideal kuponumuz olacak. Birazdan belirteceğim. Sizlerden ricam dikkatli bir şekilde hepsini dinlemenizdir. Toplamda 12 maçım var. İdeal yüksek oranlardan hızlı bir anlatım yapacağım ve raporları sizlere sunacağım. Sizlerden tek isteğimiz aga beğeni ve yorum destekleridir. En azından bir emeğine sağlık yorumu bizler için gerçekten motive oluyor. Ki ücretsiz Telegram grubunda da gerçekten sizler için de ekstra çalışmalar yapıyoruz. WhatsApp grubuna zaten biliyorsunuz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle maç skoru yaşamamıza başlayalım. Klasik skorları sorayım öncelikle. Aga'ların 3 tane Türk takımımızın Avrupa'da maçı var. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Maç skorları ne olur? Sizlere sorduk. Üçünü de yazabilirsiniz. Toplamda 9 kişiyi 3 tane Galatasaray'dan, 3 tane Fenerbahçe'den, 3 tane de Beşiktaş maç skorundan 3'er kişiyi toplamda 9 kişiyi 7 gün misafir edeceğiz. Yorum yazmanız yeterli olacaktır. Forma kazanan arkadaşımız derbi için skor sormuştum. Bilenler fazla. Caner bir tane isimli arkadaşımız forma kazandı. Galatasaray maçında gruba girmeye hak kazananlar 7 gün boyunca. Berkay Ulukoz, Işık Saçan Tütün, Pandi, Kaan Genç, İsmail İsrafilov isimli arkadaşlarımızdır. Ve Manchester City için de 2 kişi bilmiş. Orhan Temur, iddia etmiyorum isimli arkadaşlardır. Bu arkadaşlar benimle WhatsApp hattına iletişime geçebilirler. Her türlü soru görüş öneri. WhatsApp gruplarımıza misafir olmak isteyenler, gelmek isteyenler. Soru sormak isteyenler de bu hattan mesaj atabilir, iletişim kurabilir. Açıklamada linki var, yorumlarda linki var. Tek tıkla bana ulaşabilirsiniz. Geçtim bunu. YouTube raporumuz ekrana gelsin. Hafta sonu YouTube raporu duraga. 21 Eylül ve 22 Eylül verdiğim, vermiş olduğum maçlar ekranda. Cumartesi, cumartesi inanılmaz bir bülten. Toplamda 10 adet mücadelen vardı. 9 tanesi başarıyla sonuçlandı. Frankfurt'un KG üstü gelmedi. Maç 2-0 bitti. Direkten dönenler vesaire. Çok güzel kazanç elde ettik. Tebrikler Aga. Gerçekten güzel desteklerinizden dolayı da tekrardan teşekkürler. Pazar gününde City galip gelemedi. Enteresan bir maçtı. Inter bence biraz sürpriz oldu. Leipzig de tamamen analizin dışında sağda top oynamadı. Onun dışında Roma, Leverkusen, Monaco, Beşiktaş gibi maçlardan da başarı sağlamayı bildik. Misli seviyesinden bahsedeyim. Bir adet cumartesiden bir adet de pazardan koydum. Cumartesi çok güzel geçti. Pazarda bir nevi nötr bitirdik. Çok para kazanamadık misliden. Şöyle ekranda Tottenham'ın maçı vardı. En güvendiğim karşılaşmaydı ki ilk yerden geldi. Tottenham'ın atacağı 1-2 gol. Nesine'de Nesine de 1.35 Avrupa'da 1.40 40 vardı. Yaklaşık burada 3.000-3.500 TL net bir karımız vardı. Dünden göstereyim. Sağdaki de dünden. Leverkusen alır 1.5 küs. Son dakika golüyle geldim. Monaco'da da doğrudan galibiyeti yasalda bir 66 Avrupa'da 191 oranı vardı. Toplamda 5000 TL bastığımız bir karşılaşma. Yüksek bir seviyesinde bu şekilde yüksek oynayarak da kazandığımızı belirtelim. Sadece maç önü tercihler değil, canlı olarak da aynı şekilde çok güzel bir sistem var. Dün mesela sistemin atacağı 2 gol ya yani ikinci golün oranı vardı. Arsenal çok kapanıyordu. 90 artı 8'de gol geldi. İçeri almasını bildik. Dün de cumartesi tane bu maç vardı. İlk kere gol verdik. Oradan hop içeri almasını bildik. Bu şekilde yüksek oynayanlar özellikle 1000 TL'nin üstünde bahis alıyorsa aga misli seviyesine beklerim. Onlarda da geçtim. İdeal kuponlarımız aynı şekilde devam ediyor. Cumartesinin iki tane ideal kuponu vardı ekranda. 10 tane maç bildik fakat ideal kuponumuz Frankfurt'tan başarısız oldu. Tottenham'la Liverpool maçı temiz geldi. Bayern Münih temiz geldi. Lapa maçından da diğer ideal kuponumuz da başarısız oldu. Sadece bunlar değil dün rolling serisi yaptık. Mesela rolling 2'yi Rolling 1 ve Rolling 2'yi ücretsiz Telegram grubunda verirken 3 ve 4'ü grupta yaptık. Rolling 4'te Lyon maçıydı. Şöyle ev sahibi bir buçuk inanılmaz maç oldu. 3-2 bitti. Mars ile kazandı. 10 kişi olmasına rağmen çok iyiydi. Bereketli olsun. Sadece onlar diye dediğim gibi rolling maçlarımızda gruplar doluyor. Canlı olarak zaten izlemiş olduğumuz karşılaşmalar sizlere önerirken bir de bunu ücretsiz Telegram grubunda da bazen yapıyoruz. Sizlerde hatta şunu da belirteyim. Ee, ücretsiz Telegram grubunda ideal kuponumuz olacak. Daha doğrusu Avrupa Ligi'nin ideal kuponunu ben oraya atacağım. Sizler de buraya katılarak da ücretsiz dan, canlı tercihlerden vesaire hem de ideal kuponu buradan görebilirsiniz. Gerçekten de başlayalım. 24 Eylül'den iki adet mücadelemiz var. Burayı biraz hızlı geçebilirim isterseniz. Agarar'ın Manchester City ile Watford bir dakika. Dediğim gibi sizden ricamız artı 500'ün üstünde beğeni. Bir de sizlerden emeğine sağlık yorumu vesaire. Ve maalesef skorlarını zaten sorduk. 3 tane skor yaşamamız da var. Aga city lig kupasını çok fazla önemsemiyor. Muhtemelen burada yine rotasyonlu kadroyla çıkacaktır. Zaten Kevin Lebrun yok. Rodri de yok. Bunun da bilgisini vereyim. Hatta geçen sezon hat doğru hatırlıyorsam Soğut Newcastle elendi. Ondan önce Southampton elendi. Yani çok fazla önemsemediğini buradan da anlayabilirsiniz. Fakat 2018 ve 2019 sezonlarında yani iki sezonda üst üste bu kupayı kazandığını da belirteyim ben sizlere. Agalarım ben burada bir City galibiyeti gelse de olası bir sürpriz çıkma ihtimali var. Bugün gerçekten Kupa maçlarını sevmem ve ufak gidin diye ekstradan bir öneri yapayım. 4.5 altına bir city galibiyeti bekliyorum. Dediğim gibi City galip gelirse çok golü bir galibiyet geleceğini sanmıyorum. Real Madrid'de Alaves mücadelesi. Bu maçta başlayayım. çok güzel ve güvendiğimi de belirteyim. Agalarım Real Madrid'in son maçlarına bakın. İlk maç şu Mallorca maçı hariç orada kırmızı kart gördü. Onun dışında Valladolid, Las Palmas, Real Betis, Real Sociedad, Espanyol ve şampiyonlar ligini de ekliyorum Stuttgart. Maçın hepsinin ilk yarı hiçbir başlık kazanamadı. Yani hiçbirinde ilk yarıyı kazanamadı. İkinci yarıyı kazandığını belirteyim. Hepsinde maçların ikinci yarısını kazanırken Aga'ların ben burada tercih yine güzel ideal orandan ki bu iddiada bir 37'ye kadar çıkıyor. İkinci yarı galibiyeti oranla düştü. Bu bir 34 gibi oranı vardı. Bir 27'ye kadar düşmüş. İkinci yarıyı Real Madrid kazanabilir Aga. Ama ben şöyle de bir şey diyorum. Bu hafta Real Madrid'in her iki yarıyı kazanması da bence beklenebilir. Ekstra bir performans bekliyorum. Biraz daha uyum vardı. Ev sahibi iki yarıyı da kazanır yaparsanız da yüksek orandan 2.06 gibi oranda alırsınız. Geçtiğim ayın 25'ine 10 tane maçımız var. 5-5 şeklinde toplamda 12. Barcelona Getafe mücadelesi. Barcelona inanılmaz aga. Gerçekten şu an futbolun hakkını veren takımlardan bir tanesi en başa Barcelona'ya koyarım. Şu an en çok keyif aldığım takım net bir şekilde izlediklerimin arasından Barcelona. Ondan sonra Tottenham ve Liverpool. Bunları koyabilirim. Agalarım inanılmaz bir gidiş varken bu gidişin peşine takılmak lazım. Hiçbir türlü oran bulamazsınız Aga burada. Alabileceğiniz en güzel olan burada aynı şekilde Barcelona'da açıldığı zaman şöyle söyleyeyim. E, özellikle ilk golü atar. İlk yarıyı da kazanma ihtimali var tabii ki ama ikinci yarılarda takımın, rakip takımının modu çok düşüyor. Oyundan düşüyor işte Barcelona o zaman devreye giriyor. Burada da ikinci yarıyı Barcelona'nın kazanmasını bekliyorum. da bunun zaten 1.45'e yakın oranı var. Hatta şöyle de bir yüksek oranı, yüksek oranlı mı olacak? 3 gol Barcelona'dan bekliyorum. Ev sahibi 2.5 üst alırsanız da minimum alacağınız oranı söylüyorum 1.86. Hatta sizlere de göstereyim. Ev sahibi 2.5 üst yaparsanız da minimum alacağınız oran da 1.86. Barcelona'dan ekstra bir oyun beklediğimi belirteyim. Galatasaray ile Pavok karşılaşması. Bu maçın da skorunu konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de ideal yüksek oranlardan soracağım. Bilen 3 kişi de gruplarımızda misafir zaten. Öncelikle Galatasaray'ın ben burada ritim bulduğunu söyleyeyim. Derbi galibiyeti sonrasında bu arada Galatasaray'la arkadaşlarımızı tebrik ederim. Derbi galibiyeti sonrasında Avrupa maçında da kap, as, diyordum. Aslan burada bence formu salmayacaktır. Icardi'si ile vesairesiyle Icardi de bu arada muhtemelen bu maçta forma şansı bulma ihtimali yüksek. Tabi skora göre değişebilir bu. Ben şöyle söyleyeyim Aga. Burada Galatasaray'ın galibiyetini bekliyorum. Ama idealden yanımıza 2-2'yi de neden almayalım? Gol yeme ihtimali var. Pauk da dişli bir takımdır. Bunu da belirtelim. Aga idealden almak isteyenler evin yani Galatasaray'ın atacağı 2 golü değerlendirebilir. İddiada bunun 1.40'larda bir oranı var. 1.44 bandına kadar bir oranı var. Bilginize 1.43 olması lazım. Onun dışında oranı biraz daha arttıralım derken dersek. Yani ben Galatasaray'dan 2 gol bekliyorum zaten. 1.5 üstünde 2 yaparsak zaten oran minimum 1.56 olur ve 2-1 bandında bir maç beklediğimden dolayı da 2.5 üstünde bir Galatasaray galibiyeti en tavan oranımız olabilir. Midland ile mücadelesi. Bu maçta oran bulmanız gerçekten çok zor. KG varın oranı bulamazsınız. 1.25. 2.5 2 üstü oranı 1.30 tarzında. Zaten gollü bir maç bekliyordum ben de. Her iki takımın atacağı goller de muhtemelen olacaktır. Var ve üst yaparsak aga iddiada bunun oranı minimum. Yani 1.43 yazıyor da bu nesine ekstra, oran, ekstra oranları düşürüyor iddia komuna vesaire bu oranlar çok daha yüksek. 1.51 bandına kadar bunun oranı yükseltebilirsin Aga. Ben hem var bekliyorum hem de üst bekliyorum. Kim kazanırsa kazansın. Yüksek orandan da 3.5 üste gidebilecek bir karşılaşma olarak da 1.91 de oranı var. Ludo Gores'te Sılvarya mücadelesi. Yine güzel geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Bu tek ya puan sistemine geçtiği için maçın temposu muhtemelen yüksek olacaktır. Burada Sılvar yaparak beraberliği alalım çıkalım olmayacaktır bence. Sılvar yaparak net basmanda olması kaynaklı ki daha kaliteli olan taraf ve oyunu daha kaliteli olan taraf Sılvar yaparak ekibi. O yüzden oyun tempolu olacaktır. Ama Ludogores de kendi evinde bence e, gol atma ihtimali var. TGN oranı gayet yüksek. Ludogores'e risk alacaktır. Karşı girecek goller benim ideal tercihim. Diğer mücadelem Dinamo Kiev ile Lazio. Lazio ne kadar burada favori olsa da kadro kalitesinden dolayı bu ama oyun olarak Dinamo Kiev'in üstüne çıkabilir mi? Açıkçası bilmiyorum. Çünkü Dinamo Kiev'i Salzburg maçlarında izleyenler mutlaka vardır. Gerçekten pozisyon bulmada çok sıkıntı yaşamayan bir ekip ve kaliteli ve kendi evinde ekstra bir hücum performansı gösteriyor. O yüzden ben burada Dinamo Kiev tarafından bence gol bekliyorum. Lazio'da kaliteli kadrosunu ortaya koyarsa karşılıklı gelecek goller bence ideal tercih olarak çok güzel olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı gelecek golleri bekliyorum. Ayın 26'sına geçtik. 5 adet mücadelemiz var. Fenerbahçe ile maçıyla ile başlayalım. Sizlerden aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Artı 500 beğeni bizler için önemli. E abone de olur kanala bir zahmet. Bir de emeğine sağlık yorum şakarsan bizden iyisi yok. Fenerbahçe ile Cirois mücadelesi. Fenerbahçe derbi mağlubiyeti sonrası tekrardan taraftarın önüne çıkıyor. Yani bu maçı kazanacaksın. Ben bu maça hiçbir şekilde bahane bulmam. Yani burada ben bir Fenerbahçe galibiyetini net bir şekilde bekliyorum. Cilois de eski Cilois değil zaten Aga. Burada Fenerbahçe'nin galip gelmesi çok olası. Ama gollü bir galibiyet beklemiyorum açıkçası. Mourinho futbolundan kaynaklı. Maç sonu bir doğrudan ideal tercihimdir. Fenerbahçe'nin kazanırı. ev 1.5 üstlere veya maç sonu 1.5 üstlere gitmeyeceğim. 4.5 altında kazansın Fenerbahçe. Burada 1.72 oran. Ve kazanması gereken de bir maç. Hem ülke puanı hem gruplar için gerçekten avantaj için önemli bir karşılaşma. Malmö ile Rangers mücadelesi. Yine temposu yüksek maçlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Ben burada Malmö tarafında özellikle kendi evinde kazanma ihtimali bir nevi bir yüksek. Rangers da geçmiş iki sezona göre ya oyun olarak biraz düştüğünü söyleyebilirim. Celtic'e karşı biraz kafa tutabilirken mesela Celtic deplasmanında 3-0 mağlubiyet çok da bir oyun yoktu. Ben burada karşılıklı gollere gittim. Tek, tek tercihim burada. Her iki takımda atacağı goller olabilir aga. Ajax Beşiktaş mücadelesi. Beşiktaş'ımıza ne yapmışlar böyle? Ne oran vermişler? Ajax eski Ajax değil. Beşiktaş da bir nevi biliyor bunları. Ben burada Beşiktaş tarafından bir gol bekliyorum aga. Hatta oran vermişler mi? KG yazdım da ben. Bir bakalım birlikte bakalım. Yok çok tek golü oran açmamışlar. Aga ben Beşiktaş'tan gol bekliyorum. Karşıtı gelecek goller Ajax'a karşı bence çok ideal olacaktır. KG var ben okeyim. Onun dışında bu oran bir 43 bandında. iddiada bir 49 bir 51 desek. Ben burada Beşiktaş'tan bir gol beklediğimi belirttim ya. Aga ikinci golü neden atmayalım? Ayaksı çizme ihtimalimiz var. Burada beraberlik bizim işimize gelebilir. Yani gruptan çıkmak için önemli. X8'e girmek için önemli. Ama ikinci golde yani Ayaks bize 2'yi atarsa biz de ikinci gol için burada çaba sarf ederiz. Ve atma ihtimalimiz de yüksek. Ayaks da öyle iyi bir Ayaks değil zaten. Dep basman 1.5 üstte şöyle bir ufaktan kulağınızda çalayım. Beşiktaş'ı anlattık. Frankfurt'la Victoria Pizzen mücadelesi. Aga çok güzel bir maç. Özellikle Frankfurt 2-0'da Gladbach'ı yendi. Keşke orada VAR üstlerden ziyade 1.5 50. e gitseydim. Zaten öyle bir maç bekliyordum. Ama 2-0 bitti. Frankfurt'tan tarafıma Gaga. Hiç bu maçın bahanesi yok. Frankfurt burada oynamak isterse rahat bir galibiyet alır. Söyleyeyim. Takım şu an çok iyi oynuyor. Bundesliga'da da inanılmaz bir performans sergiliyorlar. Tırmanıyor üst sıralarda. Maç sonu 1-1.5 üst Frankfurt tarafındayım. Net. Tottenham Karabağ Azerbaycanlı dostlarımıza selam olsun öncelikle Aga. Karabağ bak Karabağ Bakü herkese selam olsun. Şöyle söyleyeyim. çok fazla Azerbaycanlı kişi de gruplarda var. Ya artık ben de dekont değil çek diyorlar. Mesela anladın mı? Çek gönder diyorum. Öğrendik bir şeyler bizde. Ama Tottenham ağır gelir tabii ki. Bir de maç İngiltere'de. Bu maçı alacağımız tercih 2.5 üstünde bir Tottenham galibiyeti ona da çok fazla oran yok. Ben ama şunu da söyleyeyim. Karabağ tarafından da gol bekliyorum. Onlarda bireysel yetenekleri çok üst düzey oyuncular olduğu için onlar da mutlaka adam eksiltip pozisyonlara girebiliyor. Yüksek orandan da şöyle bir deneme yapmak istiyorum. Matsun'u 1 ve KG var da 1.88 oranı var. 3-1 ayarında bir maç bekliyorum. 2.5 üstünde bir idealdir. Matsun'u 1 KG var. Karabağ da atma ihtimali var. İsteyenler Karabağ'ın bir golüne gidebilir ama öyle risk almak istemiyorum. Matsun'u 1 ve KG yapsak daha iyi gibi geldi bana. Değerlendirecekler bol şanslar. Ağalarım toplam 12 adet maç anlattım. 3 günlük bir karşılaşma. Avrupa Ligi'ne bir adet ideal kuponum olacak. ideal kuponum ekranda gördüğünüz ücretsiz Telegram kanalında. Açıklamada link var. Yorumlarda link var aga direkt ulaşabilirsiniz veya Telegram uygulamasına Kangaltis ücretsiz yazdığınız zaman da grup karşınıza çıkacaktır. Katılın, ücretsizdir zaten. Ara ara canlı maçlardan da faydalanabilirsiniz. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.